Arkadaşlar yeni event notları yayınlanmış ve şu anda da oyuna gelmiş. Ben de daha yeni fark ettim. Ee, ya yani Normalde gelmeden önce atarım ama e, geldiğini fark edince direkt videosunu çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar bu eventlere beraber bakacağız. Daha sonra da e, birkaç bir şeyden de bahsedip videoyu yavaştan bitiririz Şimdi şöyle bir aşağı inelim. Evet, şöyle iniyorum. Arkadaşlar yeni bir token etkinliği gelmiş. E, bayağı bir token alabiliyoruz ve Evet token ödülleri de güzel görünüyor. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar görevlere bakacağız biraz. Token görevlerine bakalım. Ee, ne diyor? Bunların hiçbiri sanırım günlük görevler değil. Hepsi tek seferlik görevler. Arkadaşlar şöyle ama biraz zor görevlermiş. O konuda biraz problem olacak ama gene size söyleyeyim dedim. Arkadaşlar arkadaşlar. Ee, i̇lk görev Dorman Muyu bir kez tamamla 30 token verecek. Daha sonrasında Dorman Muyu bir kez tamamla ama 3 oyuncuyla. Yani 3 kişi girip tamamlama görevi var. Ee, bu da Otast o, o şey 30 token verecekmiş. Bunun dışında bir de ne var? Ee, arkadaşlar Dorman muyu 7 dakika içinde tamamlama görevi var. Bu bayağı zor. Yani bunu ben de yapamam. Hadi diğer ikisi her neyse belki yapılabilir ama 7 dakika içinde bitirme çok zor. ...bunu pek çoğumuz yapamayabiliriz. Bunun dışında... Mudan 200... E, ...Faltin'in ruhundan elde et görevi var. Bu da bize 30 token verecekmiş. Bu da zor. Arkadaşlar Dormammu görevleri zor açıkçası. Bunun dışında... Evet ne diyor? Devasa baş düşman akınını bir kişiyle tamamla var. E, ama bu herhangi bir e, modda olabilir. Dormammu olması şart değilmiş. E, bunun dışında... Evet bir de şey var arkadaşlar herhangi bir devasa baş düşmanını güçlendirme puanıyla tamamla var. Yani güçlendirme puanı kullanarak tamamlama görevi var. Bu da 10 token verecekmiş güzel. Sonra arkadaşlar devasa baş düşman akını 3 kez 7 kez 12 kez ve toplamda 20 kez tamamlama görevi var. 20 kez tamamladı da size 50 token verecekmiş bunları yazmış. Hani bunlar gene iyi de dorman mu görevleri çok zor arkadaşlar dorman mu yani ben bile dorman kesemiyorum hani daha düşük seviyeli oyuncular varsa e, kanalı takip eden onlar yani onlar hiç kesemeyecek yani bu 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 etkinlik çok hoşuma gitmedi ama en kötü şöyle söyleyeyim dorman kesemeseniz bile en kötü kaç token toplayabiliyorsunuz e, 30 50 50 burada 100 170 token toplayabiliyorsunuz toplamda mı kesemezseniz bile 170 tokeniniz garanti. 170 token'e ne alabilirsiniz arkadaşlar? Biraz buna bakalım. Evet. Tamam. Muz, bargain, chest. Evet. Tamam. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 150 token'e 200 boyut alabiliyor musunuz? 200 titan bileşen paketi alabiliyor musunuz? 125 kozmik alabiliyor musunuz? 100 token'e 4 yıldız artefakt alabiliyormuşsunuz ama bu seçici değil. Şansa geliyor bunu belirteyim. Bunun dışında 250 tokene 5 yıldız artefakt alabiliyormuşsunuz. E, 75 tokene de size ışın kitabından veriyormuş. Yani Vishanti'nin kitabı var ya hani kategori 4'e basabilmek için. Ondan da 75 tokene veriyormuş. Ondan da alabiliyormuşsunuz. Bu, bu güzelmiş aslında. E, bunun dışında Dormammu'nun bunun sandığı, Dormammu'nun bunun e, pazarlık sandığı e, tarzı çevrilebilir bu. E, bu sandıktan da toplamda evet e, arkadaşlar şey sandık almak için 10 token musunuz ama limit yokmuş. Yani yani buradan işte kaç 170 token alıyorduk değil mi toplamda? Eğer Dormammu'yu bunu tamamlayamazsanız 100 70 token 17 kez bu sandıktan açabiliyor musunuz Bu sandığın içinden çıkabilecek ödüller de şu şekildeymiş Altın var karantin madde Non karantin taşı titan bileşen paketi Boyut özü kozmiküp e, Semavi öz e, Bir takım ödüller daha var ve artefaktlar var 6 yıldız Baya güzel aslında ama e, Tabi çıkma şansı baya düşük Arkadaşlar e, Sandığa gidecekseniz biraz Biraz sıkıntılı bir iş Açıkçası yani e, şansınıza güveniyorsanız gidebilirsiniz. Devam edelim. Kristal bonus görevi var arkadaşlar. Kristal harcadıkça ödüller alabiliyorsunuz. E, yani çok am bir ödül yok. E, kostüm güçlendirme biletleri güzel. E, seçici titan, titan kayıtları güzel ama onun dışında çok iyi bir ödül göremedim. Karakter geliştirme etkinliği geliyormuş arkadaşlar. Wasp karakteri için. E, ama Nadia Van Dine olan yani... E, şu ücretli olan bazı karakteri için bir geliştirme etkinliği varmış. Sıralama etkinliği daha doğrusu. Ama kristal ödülü vermiyor. O yüzden hiç gerek yok. Geçebilirsiniz. Es geçebilirsiniz yani. Her hesaba platonium sandık gönderilecekmiş. Sandıktan çıkabilecek ödüller şu şekilde. Şansınız varsa mega kategori 2 bilet alabilirsiniz. Onun dışındaki ödüller çok iyi değil. Oh, sonunda bu event geliyor. Arkadaşlar e, özel ekipman çıkarma ücretinde %50 indirim geliyormuş Bu benim de beklediğim bir eventti çünkü Iron e öfke takmak istiyorum Bir karakterinden çıkarabilirim çünkü elimde öfke yok e, Bunu da değerlendirmek için iyi bir vakit diyebilirim e, Bu arada bunların tarihlerine bakalım onlara bakmayı unuttuk Şöyle hemen iniyorum Arkadaşlar bu salı günü yani evet bugün bugün geliyormuş ki gelmiştir şu anda oyundadır zaten. E, bu bu da salı günü bu da gelmiş demek ki. Arkadaşlar bu 11'inde gelecekmiş. E, yani 4, 4, mü? Aynen, 4 gün sonra falan gelecek. E, bunda da vakti var. Platinyum e, Platinum sandık... Cuma'dan itibaren Cuma ile Pazartesi günleri aralarında arasında gönderecekmiş. E, on, ondan bahsetmiş. Bunun dışında evet bu da biraz geç geliyormuş. Arkadaşlar özel ekipman çıkarma ücretinde indirim ayın 10'unda geliyor. Yani cuma günü geliyor. Buna biraz var. Keşke biraz daha erken gelseydi biraz daha airman videosu çekebilirdim ama yapacak bir şey yok. Devam ederim. Arkadaşlar CTP geliştirme şansında yüzde şey pardon, çarpı 2 etkinliği var. %7 iken %14'e çıkacak. 5 slota da CTP koyarsanız koyarsanız bunun bilgisini vermiş ve bu kadar. Event notları da bu kadarmış. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.